Evet arkadaşlar, ikinci bölümde tekrardan birlikteyiz. Nerede kalmıştık? Bir örneğimiz vardı. Dünle alakalı köşede oturan kadın örneğiyle ilgili biraz daha detaylı bir giriş yaptık. Sanırım biraz daha oturtabildik diye düşünüyorum. İnsana gönderme yaptığımız için who bağlacı olan, key bağlacı who olan bağlaçtan yardım aldık. Sonrası için kazı sırasında bulunan kitaplar o zamanın kültürel bilgisini temsil ediyor ifadesi vardı. Anlatım yarım kalmıştı hatırlayacağınız üzere. Şimdi biraz buna değineceğiz. Hemen kopyalı yapıştır yapmak istiyorum müsaadenizle. Kazı sırasında bulunan kitaplar o zamanın kültürel bilgisini temsil ediyor ifadesi. Şimdi hemen bir İngilizce mantığına benim bunu dizelemem gerekiyor öncelikle. İngilizce cümle özneyle başlar. Özneyi aynı şekilde kopyalıyorum. Özneyi aynı şekilde kopyalıyorum. İngilizce dizilim yapıyorum. Türkçe kelimelerle yapıyorum bunu tabii ki. Ne demek istediğimi sen anlıyorsun. Kazı sırasında bulunan kitaplar özne. Fiilim ne? Temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? Nesneyi yazacağım şimdi. Ha? Neyi? Bilgiyi, değil mi? Bilgiyi bir sıfatla tamlamışsın. Kültürel bilgiyi. Kültürel bilgiyi bir sıfatla daha tamlamışsın. O zamanın kültürel bilgisini diyorsun. Bu da tek parça. Hani bazen isimleri de hani kadın, oturan kadın, köşede oturan kadın mantığıyla bilgi, kültürel bilgi, o zamanın bilgisi gibi bir mantık aynı mantıktır. Ama kadındaki gibi buraya key bağlacı yazamazsın. Key bağlacını ne zaman yazarsın? Senin o detaylandırdığın isme bir eylem, bir aktivite eklerken key bağlacından yardım alırsın. Kadının okumakta olduğunu, kadının açmakta olduğunu, kadının oturmakta olduğunu vurgulamıştın. Ama ve lakin bilginin okumakta olduğunu, açmakta olduğunu bunları vurguluyor muyuz? Hayır. Bunları sıfatlarla yapıyorsunuz. Bildiğiniz sıfatlarla yapıyorsunuz. Bilgi, kültürel bilgi. Bilgi, öğrenciler tarafından edinilen bilgi deseydiniz. Bilgi, kültürel bilgi. Kültürel bilgi. Aynı sıralamayla yazabilirsiniz. Sıfat artı isim çünkü bu. Öğrenciler tarafından edinilen bilgi derseniz bilgiye edinilmek, anlamak, anlaşılmak gibi bir eylemi eklemeye çalıştığınız için şuna ihtiyacınız var. Anlayabiliyor musunuz? Hani sıfatla da yazılabiliyor ya da bir fiille de eklenebiliyor. Sanki serinlik geliyor bilmiyorum ama sen bilirsin. Gelmeye başladı mı klimadan? Biraz serinlik geldi gibi kapatabilirsin. Sıkıntı yok rahatsız ediyorsan. Ses rahatsız edebilir belki bilmiyorum. Bazen yükseliyoruz. Cümle özneyle başladı, fiilde devam etti. Bu benim hangi ögem? Nesnem. Bu cümlede yer yok. Bu cümlede zaman yok sevgili arkadaşlar. Bu cümle üç ögeli. Şimdi kazı sırasında bulunan kitaplar dedik. Kazı sırasında bulunan kitaplar. Hadi bunu biraz sadeleştirelim. İngilizceye evirelim. Yine diyeceksin. Diyeceksin ki the books yani kitaplar ki kitaplar ki diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bulundu kazı sırasında diyeceğiz arkadaşlar. Kitaplar ki bulundu kazı sırasında diyeceğiz arkadaşlar. Temsil ediyor o zamanın kültürel bilgisini diyeceğiz. Kitaplar ki bulundu kazı sırasında diyeceğiz. Şimdi kitaplar var elimde. O zamanın kültürel bilgisini temsil ediyor diyor. Geniş zamanda bu. Çünkü bu bir şeyi temsil ediyor. Bunun temsil ettiği iş geniş zaman. Kazı sırasında bulunması şu anla ilgili bir durum mu? Kazı sırasında bulunan kitaplar gösteriyorum. Şu anda kazı var mı? Geçmişte olmadı mı? Geçmişte bu bulunmadı mı? Biz bunu analiz ettik, bulduk. Ha dedik, milattan önce şu yıla gönderme yapıyor dedik. Kitapların bir şeyi temsil etmesi genelleme yapıyor, bilimsellik olabilir ama kazı sırasında bulundu dediğimiz yeri past olmalı, geçmiş olmalı arkadaşlar. Kazı sırasında bulunan kitaplar derken kitaplar ki bulundu kazı sırasında diyoruz. Bulunmak eylemini geçmiş zaman yapacağız.
Geçmiş zaman derken ne hatırlıyorsun? Fiilin ikinci halini hatırlıyorsun. Geçmişi anlatırken sevgili arkadaşım, fiilin ikinci hali ya da idi hali neyi anlatıyordu? Özne o işi yaptı diyordu. Geçmiş zamanda. Geçmişi anlatırken was, were artı fiilin üçüncü halini kullanarak ne yaparsın biliyor musun? Yapıldı dersin. Özne o işi yaptı demezsin. Özneye o iş yapıldı dersin. Geçmişi anlatırken şu iki yapıdan yardım alırsın. Birinci yapı senin dünkü derste öğrenmiş olduğun aktif yapıydı sevgili arkadaşım. Aktif yapı, etken çatı, özne o işi yaptı. Ama ve lakin kitaplar mı yaptı bulmak eylemini? Kitaplar mı gerçekleştirdi bulmak eylemini? Kadın gerçekleştirmişti oturmak eylemini. Kitaplar mı gerçekleştirdi bulmak eylemini? Hayır. Bazen özne ile fiil ilişkisine bakarsınız. Özne o işi yapmıyordur belki. Özneye o iş yapılıyordur diye düşünürsünüz. Fiilim benim bulmak. Fiilim benim bulmak. Bulmak fiili. Açtım sözlüğü baktım. Birinci hali find. İkinci hali found. Üçüncü hali found olarak karşıma çıkıyor. Ben fiilin kaçıncı halini kullanacağım? Kazı sırasında bulunan kitaplar derken geçmişte olduğunu anlamıştım. Fiilin ikinci halini kullanacağım. Ben şu halini kullanacağım. Bulmak eyleminin ikinci halini kullanaraktan özne buldu derim. Hani şöyle düşün. Özne artı found dersem ne demiş olurum? Özne buldu derim geçmiş zamanda. Özne artı found dersem özne buldu derim geçmiş zamanda. Ama ve lakin was found ya da were found dersem ne demiş olurum? Özne was found. Özne were found dersem ne demiş olurum? Özne bulundu demiş olurum sevgili arkadaşım. Özne was were found diyerekten özne bulundu demiş olurum. Yani ben bunu pasif yapmış olurum. Çünkü kitaplar bir şeyi bulamazlar. Kitaplar çoğul olduğu için ben bunu were'le desteklerim. Çünkü tekilliği was'la, çoğulluğu were'le yazarsınız. Tekil özneyi was'la, çoğul özneyi were'le nitelersiniz arkadaşlar İngilizce'de. Emir zarf farkı gibidir. Kitaplar ki bulundu. Kitaplar ki bulundu. Bakın bulundu. Nasıl diyeceğiz? The books. Peki buradaki key bağlacına the books key birazdan söyleyeyim. Bulundu. Were found. Değil mi? Kitapları anlatıyorsun. Çoğulluktan geliyorsun. Kitaplar ki were found bulundu. Nerede bulundu? Kazı sırasında. İngilizce'de edatlara bir örnek sana. During. During X. X sırasında demektir. X esnasında demektir. During X. During X. Sırasında, esnasında, boyunca demektir. Kazı ne demek peki? Şunu şuradan alayım. Kazı ne demek peki sevgili arkadaşım? During X, X sırasında, X esnasında. Excavation. Excavation. Kazı demektir. Digging. Dün vermiştim. Kazı demektir. Excavation. Kazı. Digging. Kazı. Ne yapmış oldum? During excavation. During excavation ne demiş oldum? Kazı sırasında demiş oldum mesela. Kazı esnasında demiş oldum mesela. The books, kitaplar ki were found, bulundu. Nerede? During excavation. During excavation başlı başına bir öge. Kazı sırasında. Were found senin fiil gibi görünüyor ama ana fiilin değil. Çünkü sen kitaplar diyerek özneyi başlattın. Bağlaçla, eklemle özneyi devam ettiriyorsun şu anda. Henüz öznem bitmedi.
O yüzden bu fiil özneyi niteleyen bir fiil tamlaması mahiyetinde. Özneyi niteliyor. Ana fiil değildir. Çünkü orada bir eklem var. Öznenin uzantısı diye düşüneceğiz. Çiğ bağlacı bir insana atıf. İnsana atıf. İnsanı anlatıyorsa, insanı detaylandırıyorsa, insandan geliyorsa, insanla ilgili bilgi veriyorsa farklı şekillerde yazdırmış olabilirim dün. İnsana atıfta bu olarak. İki, insan dışı varlık atıfı. İnsan dışı varlığa atıf varsa ne yapacaksın? Which kullanacaksın. Ki bağlacının ilk ikisini gördün. Üçüncüyü de ekleyeceğiz birazdan. Who ya da which kullanacağız. Kitaplar ki bulundular kazı sırasında demek için ki bağlacın yerine yazıyorum şimdi. Which. The books which. Ki bağlacının Türkçe karşılığı ek olarak neydi? Ek olarak Türkçe karşılığı ne ekiydi? En an eki. Olaya bak şimdi. Ekrana bak. Kazı. Kazı. Tamlamayı da ters çevirmiyor muyuz Türkçe'ye? Tersten gelmiyor muyuz? Kazı sırasında were found için ne dedim? Bulunmak demedim mi geçmişte? Kazı sırasında bulunmak an birleştir. Bulunan kitaplar. Her şey yerli yerinde. Tamam mı? Ki bağlacının Türkçe karşılığı en an ekidir. Unutmuyorsun. Özneyi yazmış olduk sevgili dostlar. Özneyi yazmış olduk. Temsil eden ne? Kitaplar. Ama önünde tamlayan bir şeyler var. En an ekiyle tamlayan bir şeyler var. Kazı sırasında bulunan kitaplar diyorsun. Burası tek parça özneydi. The books which were found during excavation diyerek kazı sırasında bulunan kitaplar dedik. Sırada ne var? Temsil ediyor. Temsil ediyor. İlaç mümessilleri vardır. Firmayı temsilen oradadır. Nedir onların meslekleri? Mümessil eşittir. Represent, değil mi? Represent arkadaşlar. Represent, temsil etmek. Eşittir. Stand for, phrasal'dır. Temsil etmek. Stand for, bileşik fiildir. For'u ayrı, stand'e ayrı düşünemezsiniz. Stand ayağa kalkmak, ayakta durmak demektir aslında. Dikilmek demektir. İçin dikilmek diye düşünebilirsin. İçin dikilmek bir şeyi temsil etmek neticede. Onun için dikiliyorsun, bekliyorsun. Stand ayakta durma şeklidir.
Şuraya diklediğiniz bir şey de stand yapar orada. Yaslayın orada stand yapsın yıllar boyunca mesela diye düşünün. Represent, stand for, reprezentan hatırlayacaksınız. Temsil etmek demek. Temsil ediyor dediğim şey kitaplar değil mi? Evet. Çoğul mu? Evet. Fiilin birinci halini kullanacaksınız. Represent, temsil ediyor. Kazı sırasında bulunan kitaplar represent, temsil ediyor. Bakın fiili kızarttım. Özneyi de sararttım direkt artık. Özne kendi içinde bir tamlamaydı gördün. Sürekli böyle tamlamalar göreceğiz merak etmeyin. Neyi? O zamanın kültürel bilgisini arkadaşlar, bilgi. Information, bilgi. Cultural information. Ne oldu? Kültürel bilgi. Information, bilgi. Hatta information eşittir knowledge. Bilmek eyleminden türetiyorum. Know, bilmek. Knowledge, bilgi. Türettim şimdi. Cultural information. Kültürel bilgi. Cultural knowledge. Kültürel bilgi oldu. Time. Zaman. Free time, boş zaman, spare time, boş zaman. Nasıl birleştireceğim? O zamanın kültürel bilgisini. O zamanın, nın, of edatı lazım. Of edatı lazım. X of Y. X of Y. Nasıl Türkçeleşiyor? Y'nin X'i diye Türkçeleşiyor. X of Y. İlk edat during ile tanıştınız. During X. X sırasında. X of Y. Y'nin X'i. O zamanın kültürel bilgisi. Y'nin X'i. O zamanın kültürel bilgisi. Hangisi X, hangisi Y? Zihninde konumlandırabilirsin şimdi. Of'un Türkçe karşılığı n'nin eki ya hani. Of'un Türkçe karşılığı ekrana bakabilirsin. N'nin eki ya hani. Bunlar edattır. Edatlar hep sağındakiyle alakalıdır. Sağındakiyle ilişkilendirilir. Ters çeviri yap. Y'nin. Y'nin. Neyin neyi? Neyin neyi? O zamanın. Y'nin. O zamanın. O zaman. Of o zaman diyeceğiz. Of o zaman diyeceğiz. Yani kültürel bilgisi of o zaman diyeceğiz. Kültürel bilgisi of o zaman diyeceğiz. Sağlamasını yapıyorum ekrana bak. Edat burada nın nin eki. Dedim ki X of Y. İşte X. İşte Y. Araya of attım sadece. Türkçe karşılığı ne? Y'nin X'i. Y ne? O zaman, o zamanın kültürel bilgisi. Hadi İngilizceye çevir bunu şimdi. Kültürel bilgi neydi? Cultural. Hangi bilgi olduğu belli mi? Belli.
Tamlama mı? Tamlama. Ne lazım? The cultural knowledge of o zaman. O zaman. Zaman neydi? Time. Zamanın değil. O zaman diyeceğiz. That time. Bana uzak şu anda. Ben bu zamandayım. O zamanda. Bana uzak. That time diyeceğiz. The cultural knowledge of that time. O zamanın kültürel bilgisi oldu. Anlayan var mı? Anlatmak isteyen var mı? Geriye sarıp tekrardan izlemenizi öneririm. Tabii ki de aynı şey. The books which were found during excavation represent, temsil ediyor. Neyi? The cultural knowledge, kültürel bilgisini. Neyin? Şunun, şunun. That time, o zaman, o zamanın. Daha ne yapsın bu teacher size? Hı? Sorusu olan. Cultural A harfiyle yazılacakmış. E ile yazmışım. Düzeltin. Olay ne biliyor musun? Cümle şöyle başlıyor ya. De belli bir şey var burada diyor. Burada diyor belli bir şey var ya da bir tamlamaya başlayacağım şimdi diyor. De neydi? Books. İşte bildiğimiz o kitaplar diyor. Which ki bir şey olan kitaplar diyor. Başına bir şey gelmiş bu kitapların diyor. Were geçmişte diyor. Tekrardan söylüyorum. Belli o kitaplar, bir şey olan kitaplar, geçmişte found, bulundular, bulunmuşlar diyor. During X, bir şey sırasında bulunmuşlar bu kitaplar diyor. Excavation, kazı sırasında bulunmuşlar bu kitaplar diyor. Represent, temsil ediyorlar diyor. Neyi diyor? The Yine bir tamlama başlıyor burada diyor. Cultural knowledge. Bilgiyi diyor. Kültürel bilgiyi diyor. Of X. Şunun kültürel bilgisini diyor. Neyin kültürel bilgisini diyor? That time. O zamanın diyor. Cümlenin öznesi the books olarak başlıyor. Sonrasındaki gelen kelime fiil olsaydı şuradaki which kelimesi cümle sadece kitaplar olarak kalırdı. Burada bir eklem devreye girdi. Cümle devam ediyor o yüzden. Teşekkürler. Özne devam ediyor o yüzden. Cümle değil. Şuradaki fiil ana fiil değildir bu yüzden. Kızartıyorum ama kızarmaması gerekiyor. Neticede fiildir ama eklemle şuraya bağlanmış tamlayan niteliğindeki fiildir. Anlatım devam ediyor. Bu fiili es geçiyorum. İlk ulaşacağım fiil ana fiilim olacak benim. Özne orada bitecek belli ki. Kitaplara eklem yaptın mı? Yaptın bağlaçla. During'le de bir eklem daha yapıyorsun. Bağlaçlar da edatlar da eklemlerdir arkadaşlar. Bağlaçlar da edatlar da eklemdir. Ögeyi uzatır. Ögeyi uzatırlar. Bağlaçlar da edatlar da eklemdir. Ögeyi uzatırlar sevgili dostlar. Bakın bu which bağlaçtır.
Turing edattır. Yani sen özneyi kitaplar diyerek yazdın, bir bağlaç kullandın, bitiremedin derdini anlatmayı, bir de edat kullandın, biraz daha uzattın. Burası bu yüzden özne oldu. Ana fiil zaten temsil etmek. İlk ulaştığın fiil bazen ana fiil olmayabildi çünkü eklemden sonra gelmişti. Bunu es geçtin. İkinci bulacağın fiil senin ana fiilin oldu. Cümlenin fiil bölümü. Çünkü cümle özneyle başlayıp fiille devam ediyordu. Asıl olan burada bilgidir. Yetmiyor. Kültürel bilgi oldu. Yetmiyor. Bir zamana ait. Yetmiyor. O zamana ait olarak. Asıl olan bilgidir. Şu ögedeki en önemli kelime bilgidir. Şu ögedeki en önemli kelime kitaplardır. Bu cümle aslında şu kadardır. Books represent knowledge. Üç kelimedir. Kitaplar temsil ediyor bilgiyi. Hangi kitaplar? Kazı sırasında bulunan kitaplar. Neyi temsil ediyor? O zamanın kültürel bilgisini. Olay ne? Kitaplar bilgiyi temsil ediyor. Bu kadar. Kitapların detayı kazı esnasında bulunmuş olmaları. Bilginin detayı belli bir zaman dilimindeki kültürel bilgiyi atfediyor olması. Sadeleşti. Hiç anlamıyor gibi bakıyor bazılarınız. Bana güzel elektrik saçınız. Şarjım biterse kalırız. Deprem bölgesindeyiz. İmkanlar kısıtlı. Hırpalanıyoruz zaten. Bizi yormayınız. Kursu öğrenmek için mi geldiniz? Öğrendiğinizi belli ediniz. Tamam mı? Ekran karşısında da değilsin. Ne kadar zamandır sırada oturmadın? Çok mu oldu? Eğitim almadım. Yıllar oldu diyen var mı? Vardır yani illaki. Pekala. Sorusu olan var mı? Peki. Ailem ve ben her yaz Alanya'ya tatile gideriz diyeceğiz. Ailem ve ben her yaz Alanya'ya tatile gideriz. Kurallı Türkçe bir cümle. İngilizce dizeleyeceğiz. Artık hızlanıyoruz yavaş yavaş. Bu haftanın konusu mantıktı biliyorsunuz. İlk 3 günün konusu. Oturtabilirsek inşallah yetiştiririz. Sonra cümlenin öğelerine gireceğiz. Cümlenin öğeleri kisvesi altında bir sürü konu öğreneceksiniz. Tamam mı? Ailem ve ben her yaz Alanya'ya tatile gideriz diyeceğiz. Alıyorum artık aşağıya, tamam mı? Türkçe bir cümle, İngilizce dizeliyorum mümkünse. Türkçesini irdeleyelim. Fiili buldum. Gideriz. Kim? Biz yaparız. Kim? Ailem ve ben. Açık mı? Açık. Çizdim altına. Özne burası. Ailem ve ben gideriz. Nereye? Alanya'ya. Burası yer ifadesi değil mi? Nereye gidiyorsun? Alanya'ya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Tatile gidiyorum. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Soruyorum. Sorguluyorum şu anda. Tamam. Alanya'ya yer ifadesi. Kabul ettik. Her yaz zaman ifadesi. Peki tatile ne? Hı? Nesne Nesne mi? Değil. Nesne bir varlıktır. Hı? Yer tamlayıcısı yine yer ifadesi. Bu cümlede bu sefer 2 tane yer ifadesi var. Anladınız mı?
Olabilir. İki tane nesne olabilir. Üç tane zaman olabilir. Beş tane özne eklemlerle olabilir. Ailem ve ben iki tane özne var normalde. Birleşmiş biz olmuş. Tatile dediğin şey doğru. Nereye? Tamam, tatile de nereye? Alanya'ya tatile bileşiktir. İki tane yer ifadesi birleşmiştir. Eklemleyeceğiz yani bunu birbirine kısacası. Anlıyor musunuz olayı? Alanya'ya tatile tek parça diye düşün. Eklemleyeceğiz ama. Çünkü Alanya'ya tatile bir yönelme var belli ki. Edat'tan yardım alacaksınız. Edat. İngilizce dizeliyorum ben bunu. Kopyala yapıştırlarla. İkisinde de özne başta. Ailem ve ben. Fiil lazım bana şimdi. Gideriz. Nesne var mı? Nesne var mı? Gitmek, gelmek eylemleri nesne almaz. Yer var mı? Evet. Alanya'ya tatile. Zaman var mı? Her yaz. Sonra da noktayı koyacaksın. Dizilim böyle olmalı. Sorun var mı burada? Bu artık anlaşıldı. Hadi İngilizce çevir. My family and I. Ailem ve ben. Ben ve ailem denmez. Kendine en son söylersin. Ailem ve ben, arkadaşlarım ve ben. I and my family olmaz mesela. Şık değil. Ailem ve ben. Gitmek. Bu frekanslı bir iş mi? Sürekli vakti geldiğinde kendini tekrar eden bir iş mi? Her yaz. Evet öyle. O zaman fiilin birinci halini kullanacaksın. Gitmek çok basit bir cümle. Go. Gideriz. İşte özne. Ailem ve ben. Gideriz. Burada kızarttım. Nesne yok. Alanya'ya tatile. Tatile. Alanya'ya. Alanya'ya tatile. Fark etmiyor. Go. Gideriz. Nereye? Holiday. Holiday. Tatil. Vacation. Vacation. Tatil. Holiday. Tatil. Vacation, tatil. Tatile gitmek, tatile çıkmak arkadaşlar go holiday değildir. Go vacation değildir. Araya bir şey lazım. Ne lazım? To mu? Eve giderken, pardon, okula giderken, işe giderken, markete giderken, sinemaya giderken, kütüphaneye giderken to kullanabilirsin. Ama bazı özel kullanımlar var. İngilizce buna go on holiday diyor mesela. Tatile çıkmak diyor. Peki tatile çıkmak derken bir yere mi çıkıyorsun sen? Bir yere mi tırmanıyorsun? Bak Türkçede de var aynı sıkıntı. Hani çıkmak üstüne üstüne sanki bir mantık var ya, İngilizce'de de onu kullanıyor bu yüzden muhtemelen benim tahminim. Go on holiday diyor. Go to holiday olmuyor. Ama go to the cinema oluyor. Go to school, go to work oluyor. Ama go on school, go on work olmuyor mesela. Tamam mı? Soyut bir kavram ya bu. Go on holiday, go on vacation. Mesela tatile çıkmak, tatile gitmek. Bu şekilde kullanılacak. Şimdi Alanya'ya tatil edemedik mi? Alanya'ya tatil edemedik mi? Bu şu anda ne oldu? Tatile. Tatile. Ters çeviriyoruz ya Türkçe'ye. E Alanya'ya diyeceğim. Alanya sabit bir lokasyon. Sen oraya yöneliyorsan arabayla olur, uçakla olur. Fly to, drive to, walk to, run to, go to. Yönelme varsa oraya doğru yaklaşıyorsan giderek ya da hani burada to ifadesini kullanırsın. To Alanya. Ne oldu bak ekrana? Alanya ya. Alanya ya. Arkadaşlar şunlar edattır. Edatlar sağındaki kelimeyi ilgilendirir. Edatlar sağındaki kelimeyle Türkçeleşir. On holiday to Alanya. Alanya'ya tatile. Yer ifadesi değil miydi? Tek parça değil miydi? İşte hepsini bağladım. My family and I go on holiday to Alanya her yaz. Her yaz, every summer. Every summer. Her yaz. Bu da zaman ifadesi. In the In the summer.
Yazın olur o zaman çeviri. Aynı şeyi söyler ama mesaj aynıdır. Go on holiday to Alanya in the summer derseniz yazları, yazın. Dolayısıyla her yaz demiş olursunuz ama every summer en güzeldir. Every morning, in the morning, in the mornings demiştik. Hepsi olur. Mesajı versin yeter. Go on holiday. Eşittir. Go on vacation. Tatile gitmek, tatile çıkmak demektir. Trip. Travel. Journey. Trip gezi. Travel seyahat. Journey seyahat demektir. Trip. Travel. Journey. Hepsi gezi, seyahat demektir. Holiday, vacation, tatil. Holiday tatil, vacation tatil. İkisi de tatilse niye tatil hocam? Vacation biraz daha böyle kısa süreli. Anladınız mı? Holiday biraz daha böyle uzun. Genelde yaz tatilleri falan. Ama hafta sonu bir gece iki gece. Üniversitedesin, başka şehirdeki arkadaşının yanına. Go on vacation'dasın sen. Holiday'de bavul mavul falan böyle. Anladınız mı? Biraz daha böyle metrajı uzun gibi algılanıyor. Ama ikisi de tatil diyor. Sen kelimelerin bu kadar detay farkını öğrenmek zorunda değilsin. Tamam mı? Holiday, vacation, tatil, trip, travel, journey, gezi. Excavation, digging, kazı diye öğren yeter. Sorusu olan var mı buraya kadar? İyi misiniz? Bir örnek daha. Sonra ara vereceğim. Tamam mı? Saat başına yakın. Orada tanıştığımız herkes. Orada tanıştığımız herkes. Oldukça yardımseverdi diyeceğiz. Orada tanıştığımız herkes oldukça yardımseverdi diyeceğiz. Ögelerini ayırmam lazım Türkçesine. Kim? Normalde herkes. Ne? Kitaplar. Kim? Kadın. Aynı mantık. Herkes olsa gerek senin öznen. Cümle büyük harfle başlar, noktayla biter. Özne diye bulduğuna kelimeden önce herhangi bir noktalama ya da eklem var mı? Yok. O zaman burası tek parça öznedir diyeceksin. Çizeceksin altını, saracaksın. Orada tanıştığımız herkes diyebilmek için şöyle diyeceksin. Herkes ki. Evet. Sadeleştir. Herkes ki tanıştığımız orada diyor arkadaşımız. Tam net sadeleşmedi. Evet, parçalayalım biraz daha. Herkes ki biz tanıştık orada. Tanıştığımız derken bir şeyleri bir şeylerle birleştirmiş ya Öge. Onu da ayır, içinden çıkar. Hani İngilizce her şeyi net yazıyor ya. İngilizce'de gizli hiçbir şey yok ya. Herkes ki biz tanıştık orada. Herkes ki tanıştığımız orada. Tanıştığımız herkes. Orada tanıştığımız herkes. Orada ifadesi kafanı karıştırmasın. At çöpe gitsin ya, detay o yani. Hani baktığınız zaman. Asıl olan herkes. Olay ne? Tanıştık. Herkes tanıştık yani tanıştığımız herkes. Orada, burada, şurada çok önemli değil. Onu sonra eklersin mesela. Asıl mantık herkes ki biz tanıştık orada. Şuradaki ki bağlacı who mu which mi sence? İnsan mı? İnsan dışı mı?
İnsan. O zaman buraya bir which, who yazacağım. Özür dilerim. Herkes who. Biz tanıştık orada. Herkes. Everybody. Herkes. İngilizce'de everybody eşittir everyone. Herkes demektir. Everybody. Everyone. Herkes demektir. Everybody, everyone, herkes. Somebody, someone, somebody, someone. Birisi, birileri demektir. Everybody, everyone, herkes. Somebody, someone, birisi. Tekil de olabilir. Someone, birileri, çoğul da olabilir. Cümlenin gelişine göre Türkçe'de anlam kazanır. Anybody, anyone, hiç kimse demektir. Anybody, anyone, hiç kimse. Belki 100 tane kelime oldu. İkinci oturumdayız. Olmuştur. Bol tekrar şart. Everybody, everyone. Herkes. Somebody, someone. Birisi, birileri. Anybody, anyone. Hiç kimse. Nobody. No one. Hiç kimse. Anybody, anyone, hiç kimse, nobody, no one, hiç kimse. Everybody ifadesi bir tamlama başlatıyor. Kadın gibi, kitap gibi. D yazacak mıyız başına? Hı? Hangi kitaplar belli miydi? Kazı sırasında bulunan kitaplar. Hangi kadın belli miydi? Köşede oturan kadın. Hangi herkes belli mi? Değil. Herkes belli mi? Kim olduğu belli değil ki. Herkes almış. Kim almış ya? Söyle bir isim ver. Herkes almış işte. Herkese veriyorlar. Kim abi? İsim ver. Belli değil ki. D'ı yazamazsın. Anlıyor musun D'ı ne işe yarıyor? Belirliyorsun. Evet tamlama başlıyor ama belirsiz tamlamalar da var demek ki. Belli olmayan tamlamalar da var demek ki. Genel konuşuyorsun. Net değil. Spesifik değil şu anda. Herkes. Ki, everybody who, biz tanıştık orada diyeceğiz. Biz tanıştık orada diyeceğiz. Arkadaşlar tanışmak meet eylemidir. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun olduk. Meet aynı şekilde tanışmak, buluşmak, karşılaşmak, rastlaşmak anlamı da vardır. Talebi karşılamak anlamı da vardır. Üst düzeye çıkarsanız biraz daha. Şimdilik tanışmak meet. Fiilin birinci hali meet ise ikinci hali met. Üçüncü hali yine met'tir. Düzensiz fiil listesinde vardır. Meet, met. Orada tanıştığımız herkes oldukça yardımseverdi derken tanışma eylemi muhtemelen geçmişte cereyan etmiştir. Ben de yardımsever oldukları sonucuna varmışımdır. Bulunan kitaplar şunu temsil ediyor derken bir sonuca ulaşmışımdır. Bir şeyi temsil ettiğine kitaplar demek ki önceden bulunmuştur diye düşünerekten buranın geçmiş zaman olduğunu düşünmem gerekir. Everybody who? Herkes ki. Biz tanıştık orada. We met there. There orada demektir. There. Orada. Here. Burada. There. Orada. Here. Burada.
Burada tanıştığımız herkes here. Orada tanıştığımız herkes there. Herkes ki, everybody who we met there. Biz tanıştık orada. Eşittir. Tanıştığımız herkes oldu. Hani tanıştığımız olan herkes gibi en an burada Türkçe'ye uymadı mesela. Tanıştığımız herkes gizli kaldı. Kullanamadık. Peki orada tanıştığımız herkes özneydi. Fiil ne? Türkçesine döndüm. Oldukça yardımseverdi. Fiil ne? Burada fiil yok. Burada yapılan bir iş yok. Demek ki fiiller her zaman aktivite bildirmeyebiliyor. Eylem bildirmeyebiliyor. Durum fiilleri de var. Hani yardımsever olmak, yardımseverdi, iyiydi, kötüydü, pahalıydı, ucuzdu, kolaydı, zordu. Eylem yok. Durum var. Durum bildirir, hal bildirir, fiiller de var demek ki. Okey? Burada yardımseverdi dediğimiz yer fiil. Sıfattan yardım almış. İdi aslında fiil. Bir yerde fiil yoksa yardımcı fiil devreye girer. Net bir fiil var mı burada? Yok. Yardımcı fiilden yardım alacaksın. Bugüne kadar sana yardımcı fiil emiza, yardımcı fiil was were, yardımcı fiil will be falan ezberlettiler. Neye yardım ettiği sordun mu? Bir cümle özneyle başlar, fiille devam eder. Fiil olmadığı yerde cümle özneyle başlayıp devam etmek zorunda olduğu için yardımcı fiil devreye girer. Bir yerde yardımcı fiil varsa ana fiil yoktur. İkinci görevi var. ING 2'ne yardım eder. O konu ayrı. Emizar artı verb ING. Orada yardımcı fiil değil. Başka bir şey yok. Tamam mı? Peki yardımseverdi. Ne kadar? Az, ne kadar? Çok, ne kadar? Oldukça, bayağı, epey, fazlasıyla, Allah razı olsun gibi bir ifade. Bu da bir zarf. Nesne değil, yer değil, zaman değil. En temel beş ögeyi verdim sen. Ekstra ögeler de var cümleye ekleyeceğimiz ekstra bilgiler. Ekstra ögeler o var olan sana öğrettiğim beş ögenin birine yardım ediyor olacak. Buradaki oldukça ifadesi özneye mi yardım ediyor sence, fiile mi yardım ediyor sence diye düşüneceksin. Çünkü bu nesne değil, yer değil, zaman değil, gereksiz bir bilgi sınavda. Okumaman, anlamaman gereken bir bilgi sınavda. Seni alakadar etmeyecek bir bilgi. Cümle uzasın diye yazılmış olan bir bilgi. Kafan karışsın diye verilmiş olan bir bilgi. Ve bunları da değişik değişik zarflar sorarlar. Böyle ansiklopedilerden sıfat çıkarırlar sınavda. Sen onu oku, ben bunu bilmiyorum, anlamıyorum, bu soruyu anlamayacağım diye geç diye yazarlar. Tamam mı? Olayın odak noktasına odaklanmayı öğrenmemiz lazım. Bu bir zarftır. Amma ve lakin nesne yer zaman değildir. Fiile yardım eden bir. O da bu fiilin bir parçasıdır diye buna ekleyeceğim. Bu cümle iki ögeli aslında. Kuş bakışı iki ögeli diye görünüyor. Özne ve fiil. Öznenin içinde başka bir özne daha var. Öznenin içinde başka bir fiil daha var. Öznenin içinde bir yer zarfı daha var. Doğru mu? Amma ve lakin burası özne diye başlamış büyük harfli o kelimeden eklemlenerek, bağlaşlanarak ögeyi uzatmaya yarayan kemiği kemiğe bağlaçla ekledik diye düşüneceğiz. Burası özne. Yardımseverdi derken idi çıkıyor ya, İngilizce'de yardımcı fiiller kısaca am, is, are, şu anı ya da geniş zamanı geneli anlatır. İngilizce'de am, is, are yardımcı fiildir. Şu anı ya da geneli anlatır. Türkçe karşılığıdır, dir ekidir. Dır bir ekidir. Emizar. Fiil olmadığı yerde emizar yazacaksın cümleye. Was were sevgili arkadaşım. Was were geçmişi anlatır. Türkçe karşılığı idi demektir. Fiil olmadığı zaman yazacaksın bunu. Örnek cümlemde fiil var mı diye bakıyorum cümleye. Türkçesine bakıyorum. Orada tanıştığımız herkes oldukça yardımseverdi. Burada tanışmak eylemi var. Sakın ola hataya düşme. Orası fiilin özneyi niteleyen bir bölümdü. Yardımseverdi derken bir fiil yok. Yardımcı fiil lazım. Ne zamandan bahsediyorsun? Şu andan mı? İdrakında olduğun zaman dilim mi? Beyninde kaldığı kadarıyla mı? Beynimde kaldığı kadarıyla benim buraya vazgeçme kullanmam lazım.
Tekil olursa özne was. Çoğul olursa özne were. Herkes dediğin tekil mi çoğul mu? Tekil. Herkes dediğin tekil mi çoğul mu? Tekil. Belgisiz zamirler. Herkes almış, kim almış belli bile değil. En kötü bir Allah'ın kulu çıkacak taşın altından diyor dilbilim. Herkes, birileri, hiç kimse tekildir. Asla ve asla çoğul değildir. En kötü ihtimal bir erkek i, en kötü ihtimal bir kadına gönderme yapıyordur bu ifade der dilbilim. Tekil kullanacaksın. Was diyeceğiz. Everybody who we met there was. Şöyleydi. Orada tanıştığımız herkes şöyleydi. Neydi? Helpful. Yardım sever. Helpful. Yardım sever. Helpful. Yardım sever demek arkadaşlar. Was were neydi? İdi. Ne dedim? Yardım sever. Di diyorum. Was helpful. Yardımsever de oldu işte. Birleştirdim. Oldukça yardımseverdi. Bayağı yardımseverdi. So eşittir. Quite eşittir. Very eşittir. Really. Bunların hepsi çok, bayağı, epey, oldukça diyen zarflardır arkadaşlar. Canım quite'ı kullanmak istedi. Was quite helpful. Oldukça yardımsever de diyorum bu yüzden. Tekrardan izlemeniz şart. Yeni öğreniyorsan biraz böyle kafan karışıyordur. Mutlaka karışır. İkinci dikişi de attın mı oturur. Hiç merak etme. Oturunca çok rahat edeceksin. Ekrana bak. Şuradayım. Özneyle başladık ya. Şu eklemdi ya. Eklemi bir kaldır, ne oluyor biliyor musun? Bak kaldırıyorum eklemi. Özne. Herkes. Özne. Biz. İki aynı öge. Noktalamadan ya da bağlaçtan ya da edattan yardım almadan yan yana yazılamaz. En kötü ve dersin. En kötü virgül koyarsın. En kötü bir edat yazarsın. Of onun busu dersin. Şusun, şunun busu dersin falan gibi yaparsın. Bak. Sıkıntı oldu, anlatım bozukluğu oldu. Bağlaçladım. Neden? Çünkü işin içinde iki özne yan yana gelmez. Olmuyor, iki isim yan yana gelmez. Ayırmam lazım, ayırdım. Bir de işin içinde, bak burada fiil var. Ama bunu ben kızartmayacağım. Çünkü kızarttığım her şey benim ana fiilim. Burada kızartmamam gerekiyor, doğru mu? İşte bunu ana fiillikten de kurtardım şu bağlacın yardımıyla. Aslında burada bir cümle var, bağımsız bir cümle var. Burada bir özne var, biz. Fiil var, yer var. Burada bir cümle var. Sen cümleyi alıyorsun, bir isme niteliyorsun. 2 gündür bunu yapmaya çalışıyoruz. Cümleyi alıyorsun, bambaşka bir isme tamlama yapıyorsun. Biz orada tanıştık olan herkes. Biz orada tanıştık olan herkes. Tanıştığımız herkes kısacası oluyor. Anlayabildik mi? Bağlaç ne işe yarıyor? Bambaşka bir cümleyi bile eklenti yapabiliyorsun. Ara verdim. 20 dakika sonra devam edeceğiz.